Konyaspor'umuz şehrin en önemli markası ve bu markayı daha ileriye taşımak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Konyaspor'umuz maçlarını 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapıyor. Bu stadyum dünyanın en iyi 5 stadyumundan biri seçilmiş bir stadyum ve Konyaspor'umuz da bu stadyumda çok önemli başarılar elde etti. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisi nedeniyle her türlü tedbiri almamıza rağmen mevsimin de etkileriyle zeminde ciddi bir deformasyon oluştu. Bu deformasyonu önlemek adına yapılan çalışmalar neticesinde kulübümüzle yaptığımız istişarelerle verilen karar çimlerin değiştirilmesi oldu. Bugün itibariyle çimlerin hibrit çimle değiştirilmesiyle ilgili süreci başlatmış oluyoruz. Bu süreci en kısa sürede tamamlayarak Konyaspor'umuzun tekrar evinde seyircisiyle buluşmasını arzu ediyoruz. Dünyada kullanılan en ileri teknoloji olan hibrit çimi Konyaspor stadıyla kavuşturmuş olacağız. Konyaspor'un başarılı olması için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü gayretin içerisindeyiz. Öncelikle bu stadın yapılması, sonra biz göreve geldikten sonra 2019'da bu sahanın çimleri de Büyükşehir Belediyemiz tarafından değiştirilmişti. Şimdi yıpranan çimleri de yine inisiyatif ve sorumluluk alarak Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler değiştiriyoruz. Amacımız Konyaspor'un en iyi şekilde, en güzel statta, en güzel sahada maçlarını oynayabilmesi. Büyük Konyaspor taraftarımızın süreçte gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu sorunları aşacağız. Kulübümüz, oyuncularımız, teknik direktörümüz, taraftarımız bunu yenecek güçtedir. Konyaspor yine çok başarılı günlere kavuşacak. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde stat zemin çalışmalarına, yenileme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İnşallah hem kışın daha iyi bir zeminde futbol oynama imkanına sahip olacağız. Ben bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem futbolcularımız hem taraftarımız yenilenen zeminle birlikte daha iyi, seyir zevki güzel maçları izlemeye devam edeceklerdir.